Aziz milletim, değerli kardeşlerim, Kurban Bayramınızı tebrik eder. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ederim. Bayramlar bir tatil vesilesi değildir. Bayramlar, uzun asırlar içinden süzülerek gelen ve özel anlam ifade eden günlerdir. Kurban Bayramı bu perspektiften bakıldığında üç ana mesajı bize verir. Birincisi paylaşmak. Evet, paylaşmak. Özellikle ekonomik krizlerin yaşandığı, insanların en temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı dönemlerde kurban etinin paylaşılması sadece bir gıdanın paylaşılması değildir, kaderin paylaşılmasıdır. Bu bağlamda geçtiğimiz seneden bu seneye büyük bir acı yaşadık. Deprem bölgesinde milyonlarca vatandaşımızı etkileyen büyük bir faciayla karşı karşıya kaldık. Bir kez daha depremde hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum ve bütün ülkemizin, bütün milletimizin seferber olduğu o günlerin bugün de aynı yaklaşımla devam etmesini diliyor ve her bir vatandaşımızın depremzedelere paylaşma temel ilkesi etrafında el uzatmasını diliyorum. İkincisi, eşitlik. Bizler Kurban Bayramı'nı ülkemizde idrak ederken, kurbanımızı kesip komşularımızla, dostlarımızla paylaşırken, milyonlarca Müslüman Kabe'de, hacda, hac ibadetini yapmakla meşgul olacaklar. Evet, dünyanın ve insanlığın en büyük buluşmasıdır hac. Her renkten, her kabileden, her milletten, her kıtadan, her cinsten milyonlarca insanın omuz omuza vermesidir hac. Yüce dinimiz en temel değerleriyle insanlığın vicdanına hitap eder. Bunlardan biri de her türlü ırkçılığı, her türlü ayrımcılığı, her türlü dışlamayı reddeden eşitlik ilkesidir. İnsanoğlunun Allah huzurunda mutlak anlamda eşit olması. Bu sene hacını idrak eden vatandaşlarımıza ve bütün Müslümanlara kolaylıklar diliyor ve hacların makbul olması niyazında bulunuyorum. Bizler de her seferinde bu hac ibadeti vesilesiyle insanların mutlak eşitliğini, adaleti, kardeşliği tekrar tekrar hatırlayarak bütün dünyaya bu nazarla bakmamız gerektiğini bir kez daha vurguluyorum. Üçüncüsü de selam, bayramlaşma. Yarın bayram namazını idrak edeceğiz ve bayram namazından başlayarak herkes herkese selam verecek. Zorlu günler geçirdik. Ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı dilin kullanıldığı günler. Şimdi birleşme vakti, şimdi selamlaşma vakti, İslam dininin özü olan silm yani barışı egemen kılma vakti. Evet, değerli vatandaşlarım, sevgili kardeşlerim, Kurban Bayramınızı tebrik ederken paylaşmanın, eşitliğin ve selamlaşmanın hakim olduğu, İslam dininin yüce değerlerinin, adaletin, şeffaflığın, hesap verilebilirliğin ve her türlü ayrımcılığa karşı mutlak eşitliğin hakim olduğu bir düzenin kurulması dileğiyle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.